Bu gördüğünüz grafiği Khan Akademi'nin basit üstel fonksiyonlar alıştırmasından aldım ve bizden aşağıda verilen üstel fonksiyonun grafiğini çizmemiz isteniyor. Baş x fonksiyonu 27 çarpı 1 bölü 3 üzeri x'e eşit. Standart halde yazılmış bu fonksiyonun başlangıç değeri 27, ortak oranı da 1 bölü 3. Ve grafik çizmemize yardımcı olacak araçla buradaki iki noktanın ve yatay asimtotun yerini değiştirebiliyoruz. Zaten bu üç şey, üstel olduğunu bildiğimiz bir fonksiyonun grafiğini çizmek için yeterli. Bir düşünelim. Önce başlangıç değerini değerlendirmemiz gerekiyor. Üstel fonksiyonların başlangıç değerinde x, 0'a eşittir. 27 çarpı 1 bölü 3 üzeri 0, 1 bölü 3 üzeri 0, 1'e eşit olduğu için 27 eder. Üstel fonksiyonlar standart halde yazıldıklarında bunun başlangıç değeri olmasının sebebi de bu. Evet, x 0 iken h x 27'ye eşit olduğu için bu noktayı işaretleyeceğiz. İkinci bir nokta için x'in 1'e eşit olduğu duruma bakalım. X 1'e eşitken h x 1 bölü 3 üzeri 1, 1 bölü 3 eder. 27 çarpı 1 bölü 3 ise 9. X 1 iken h x 9 olduğu için ikinci noktayı da buraya taşıyalım. Ve sıra geldi asimtota. Sizce x'in değeri büyüdüğünde fonksiyonun değerine ne olacak? X'in çok büyük, mesela 10, 100, hatta 1000 olduğunu düşünürsek, buranın değeri, burasının değeri 0'a yaklaşır. 0'a yaklaşan bu değerle 27'yi çarptığınızda da bir şey değişmeyeceği için, fonksiyonun değerinin de 0'a yaklaşacağını söyleyebiliriz. Bunun için yatay asimtot 0'da, yani x ekseninin üzerinde olur. Grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmek için, grafik üzerinden başka bir nokta seçelim. Grafiğe göre x 2 iken, y, yani h x, 3'müş. Başka bir deyişle h 2'nin 3'e eşit olması lazım. Bakalım, 1 bölü 3 üzeri 2, 1 bölü 9 eder. 27 çarpı 1 bölü 9 da, evet, 3'e eşit. X 2 iken h x'in 3'e eşit olduğunu bir kere daha onayladıktan sonra bir tane daha alıştırma yapalım. Bir alıştırma daha yapalım. Aşağıda verilen üstel fonksiyonun grafiğini çiziniz. Aynen az önce yaptığımız gibi x 0 iken g 0 buradaki başlangıç değerine, yani eksi 30'a eşit olacak. Ekranı az aşağı kaydıralım ve eksi 30'u işaretleyelim. Şimdi bir de x 1'e eşit olduğunda ne oluyormuş ona bakalım. X 1 iken 2 üzeri 1, 2, eksi 30 çarpı 2 ise eksi 60 eder. X 1, x eşittir 1, y eşittir eksi 60 noktası da işte burada. Asimtotsa x'in değeri iyice negatif olduğunda fonksiyon, bir bakalım, mesela 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 4, 2 üzeri eksi 3 ise 1 bölü 8 ettiğine göre, x'in çok ama çok negatif değerleri için, buradaki kesrin değerinin 0'a yaklaşacağını söyleyebiliriz. Ve eksi 30'u da buradaki değeri 0'a yaklaşan kesirle çarptığınızda, yine 0'a yaklaşan bir değer elde edersiniz. Asimtotun yeri doğru. Yatay asimtot, x eksi sonsuza yaklaşırken, burada olmalı. Grafik üzerinde sola doğru ilerlediğimizde fonksiyonun değeri 0'a yaklaşacak. Başlangıç değeri ve ortak oranı kullanarak bulduğumuz noktaları hesaba katınca fonksiyonun 0'a aşağıdan yaklaştığını da söyleyebiliriz.